Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2024 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, yarın gelecek olan oyuncuların paketlerin analizini yapacağız. İki paket birden geliyor arkadaşlar. İspanya Ligi hem atak oyuncuları hem de defans oyuncuları gelecek. Öncelikle şunu belirteyim. Sizler de mutlaka arkadaşlar hangi paketten sizce top açılımı yapmaya değer, fikirlerinizi, görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Öncelikle dediğim gibi arkadaşlar, Showtime olaraktan İspanya Ligi atak oyuncuları gelecek. Defans oyuncuları olaraktan da güçlendirilmiş epik oyuncular gelecek. Kimler gelecek? Atak oyuncularında Morata, Kubo, Bellingham gelecek. Diğer tarafta da burada da arkadaşlar şöyle oyuncu veri tabanı dediğimizde Puyol, Casillas ve Edmilson geleceğini görüyoruz arkadaşlar. Bu 3 oyuncunun baktığımız zaman başka da zaten güçlendirilmiş epik oyuncu yok. Puyol, Casillas, Edmilson var. Hepsinin değerlendirmesini yapacağız. Öncelikle atak oyuncularından başlayalım. Dediğim gibi sizler de mutlaka hangi paketten top açılımı yapılır? Yani MyClub paranız olsa nereden top açılımı yaparsınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen değerlendirmemize başlayalım. Öncelikle Kubo'dan başlayalım arkadaşlar. Kubo, yani şöyle bir 35 puan vereceğim hepsine. Şöyle 35 puanımızı verelim. Şöyle güçlendirmeyi yaptığımız zaman büyük ihtimalle Kubo'nun güçlendirmesi top kontrolü, top sürmede olacaktır. Denge ve hızlanmada da olabilir diye düşünüyorum. Ofansif orta sahada da oynayabiliyor. Yaratıcı oyun kurucu olaraktan gelecekmiş. Sağ kanat ve sağ açıkta da oynayabiliyor Kubo. Güçlendirmesi dediğim gibi top sürmede olacaktır muhtemelen. Hızlanma ve dengede de muhtemelen olacaktır. 99-100 olur herhalde. Ya belki 35 seviye olmaz ama ben ortalama 35 seviye vereceğim arkadaşlar. Kubo'nun özellikleri yani bu şekilde duruyor. 88 bitiricilik. Yani birinci seviyede 82'den başlaması çok enteresan. Daha doğrusu bu oyuncuların hepsinin bitiriciliği çok iyi yerden başlıyor. Kubo'nunki 82'den başlıyormuş. Hemen Morata'ya bakalım. Morata'nın bitiriciliği de 84'ten başlıyor arkadaşlar. Hemen ona da bir 35 puan verelim şöyle. En üst seviye yaptığımızda o da 99 oluyor. Morata'nın kartı muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Yani top sürmesi biraz kötü. Büyük ihtimalle bitiriciliğinde, güçlendirmesi bitiricilikte olacaktır. Şut gücünde de hız, şut gücü, bitiricilik de olur. Başka ne de olur? Bir de dengede olur herhalde. Muhtemelen bitiriciliği çok fazla olacaktır. Bence böyle bitiriciliğinden alıp alt vücut gücüne verirsek belki çok dehşetül vahşet bir oyuncu ortaya çıkabilir. Bitiricilik. Gerçi top sürmeye de verebiliriz biraz. Şöyle top sürmeye versek birazını da şu şekilde de değerlendirebilir. Morata'nın kartını mutlaka bulmak isterim arkadaşlar. Enteresan bir kart bizi bekliyor. Dediğim gibi bitiricilik 84 çok iyi yerden başlıyor arkadaşlar diyebilirim. Jude Bellingham 84 bitiricilikten başlıyor arkadaşlar. Ve muhtemelen de güçlendirmesi bitiricilik, şut gücü, dayanıklılık olabilir diye düşünüyorum. Bir 35 seviyede, 35 puanda buna verelim. Böyle yaptığımız zaman böyle 101 oluyor ama 35 olmaz ya muhtemelen. 31 puan falan. Affedersiniz arkadaşlar. 31 puan alsa 100 olur. Güçlendirme ile birlikte 102 veya 101 olur diye tahmin ediyorum. Jude Bellingham. Oğlum bu adamların bitiriciliği çok iyi yerden başlıyor gerçekten. Enteresan bir şekilde arkadaşlar. Baktığımız zaman Bellingham'ın özellikleri çok iyi duruyor. Gerçekten çok iyi duruyor. Bitiricilikte olabilir. Top kontrolü, top sürmede de olabilir. Şut gücünde, hızda da olabilir. Nereye vereceğini inanın ben de bilmiyorum ama bu kartı hem 10 numara hem ofansif orta sahada oynayabiliyor. Çok, gerçekten çok iyi bir kart. Kesinlikle bulmak isteyeceğim oyunculardan bir tanesi Jude Bellingham arkadaşlar. Hemen öncelikle Edmilson'dan başlayalım. Edmilson'a şöyle 35 puan versek ne oluyormuş? Bir bakalım. Ön libero olarak geliyor. Ön libero aslında çok iyi. Defansif farkındalığında olacaktır muhtemelen. Defansif farkındalık ikili mücadelede güçlendirme olacaktır. Bir de hız dayanıklılıkta olsa kart güzel, fena değil.
hem ön libero olması çok fazla da tercih edilen kartlardan bir tanesi olur ama top açılımı yapmaya değer mi bilmiyorum. Yani bu hafta şimdi baktığımız zaman Gilberto Silva varken de herhalde Edmilson'da da top açılımı yapılmaz diye düşünüyorum ben ya. Bilmiyorum. Yani Gilberto Silva'yı bulanlar Edmilson için top açılımı yapmaya değmez diye düşünüyorum. Casillas rekor olur mu acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Yani biliyorsunuz kaleciler 102 olarak geldi en yüksek kaleci. Acaba Casillas 103 olaraktan gelir mi? İnanın bilmiyorum. Kaç seviye olur? 27 seviye olsa böyle 99 oluyor. Baktığımız zaman güçlendirmesi kaleci farkındalık 99. 103 belki rekor kırılabilir. 103 kaleci olursa muhtemelen birçok kişi takım rekoru için yani kolektif güç rekoru için Casillas'ı bulmak isteyecektir. Hani çok iyi olduğundan değil de yani sıçrama da 99 ya. Enteresan bir kaleci olacak Casillas. Dediğim gibi rekor olabilir. Rekor kaleci kolektif gücü için birçok kişi bulmak isteyecektir diye düşünüyorum. Bu yola baktığımız zaman bu yolda 31 seviye yapsak bu yol 101 oluyor. Bu yolun özellikleri de yine dehşetül vahşet duruyor. 31 değil de 29 seviye olabilir şöyle. Böyle olsa yine 101 oluyor. 31 seviyede, şey 29 seviyede. Hadi 27 seviye olsun. Yine 100 seviye oluyor bu sefer de. İki taneyi şöyle alsak. Ya defansif farkındalığı muhtemelen farkındalıkla ikili mücadelede olacak güçlendirme. Baktığımız zaman. Ya şimdi Baresi var, Maldini varken önümüzdeki günlerde ne bileyim Beckenbauer'ın geleceğini varsayarsak, Cannavaro'nun geleceğini varsayarsak ne bileyim bence Puyol için değmez ya. Bu paket için ben değeceğini düşünmüyorum. Yani bu iki paket geldiğinde çok net bir şekilde yani Casillas'ın dediğim gibi 103 gelme harcı. Bu benim düşüncem tabii ki arkadaşlar. Herkesin düşüncesine de saygı duyarım ama benim düşüncem bir tarafta Showtime'lar var. Bellingham var. Morata gibi çok üst düzey bir oyuncu var. Bellingham'ı zaten anlatmaya gerek yok. İki paketten seçim yapmak gerekirse bence Showtime paketinden top açılımı yapmak çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar benim düşüncelerim, analizlerim bu yönde. Hangi paket derseniz bence Showtime paketinden açmak daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Buradan defans oyuncusu olarak kimin için açılır? Yani Rüdiger'i yok edici olarak getirmişler. Bir 35 seviye yapsak Rüdiger'i ne olur? Şöyle bir bakalım. 35 seviye gelmez. Oha yani 35 seviye gelmez. 31 seviye gelmiş olsa bu şekilde olur. Rüdiger de fena durmuyor. 31 seviye gelse. Bu kartların seviyeleri genelde yüksek geliyor ama 31 de gelmez herhalde. Rüdiger var. Başka kim var? Bakıyorum. Burada üst düzey. Şu Blind de bayağı sağlam oyunculardan. Defansif farkında da güzel yerden başlıyor. 31 seviye versek Blind'e. Bakıyorum güzel özellikleri var ya. Yüksekten pası savunmacı bek. Aslında tam benlik oyuncu ha. 1.80 boyunda 90 dayanıklılık. Tam benim oyuncum ama dediğim gibi ben tercihimi Showtime'lardan yana yaparım diye düşünüyorum ki Bellingham için de büyük ihtimalle top açılımı yapacağız. Sizler de görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.